Merhaba arkadaşlar. Daha önce de hatırlarsanız balkonda güneş paneli sistemimizi, yani güneş sistemimizi kurduk. Onun daha sonra sizlerle toplayıp daha düzenli bir hale getireceğimi söylemiştim. Şu an hemen yanımda gördüğünüz sistem şu an toplanmış, düzenlenmiş hale. İnvertörümü bu şekilde montaj ettim. Kablolarım kablo raylarında. İki tane sigorta kutum. Şöyle de açarsam. 4 tane de aküm. Akülerim kontrol. Akü ve panellerimin kontrol şalterleri. 2 nolu grup. Alttaki, üstteki sigorta kapalı. Şu an güneş paneli. Şunun kapalı olmasının nedeni ne yazık ki ilk aldığım parti akülerden birisi arızalandı. Biliyorsunuz volt aküydü benim aküler. Garantiye göndereceğim yakın bir tarihte. Şu an bir kargo firması araştırıyorum. İnvertörümüz şu an hemen İnvertörü yakından bakarsak, invertörümüz yüzer şarj konumunda, direktme panellerden ürettiği elektriği şebekeye basıyor. Aküler dolu. Hemen şu yan taraftan bakarsanız zaten şu an evimde 37 wattlık bir tüketim olduğunu görüyorsunuz. Evimin sigorta kutusu. Bu ilk sigortamı şey yaptım ben, invertörüme gelen ana şebeke enerjisi. Koruma şalterim. Normal bir sigorta koydum. Ben bunu değiştireceğim. Yakında 1 kW. Bu cihazımın üzerinden herhangi bir şekilde 1 kW'nın üzerinde enerji çekildiğinde sigorta atsın. Çünkü aküleri yüklenmek istemiyorum. Yani arkadaşlar sistemi bu şekilde toparladım. Şu an bu şekilde kullanıyorum. Yani hemen yan tarafta görürseniz daha önce de size gösterdiğim panelleri kendi balkonuma dizmiştim. Yani sistemi bu şekilde toparladım diyebilirim. Hani bunun maliyeti daha önceden sizlerle 8000 liraya balkon nasıl güneş enerji sistemi kurabiliriz diye bir video paylaşmıştık. Aslında bu son hali. Hani sistemin zaten en büyük sıkıntısı aküydü. İlk günden beri biraz sıkıntılıydı aküler. Daha önceden de firmayla paylaşmıştım ben. Şu an için garantileri var. Bir tanesi arızalandı. Bir şekilde Volt firmasına göndereceğim. Çok da merak ediyorum Volt firmasının bana vereceği cevabı. Zaten ileriki günlerde eğer Volt firmasına bir cevap gelirse ben de bu çerçevede sizlerle paylaşacağım. Yani hep beraber göreceğiz Volt firması akülerinin ne kadar sahip çıktığını. Özellikle ben çok merak ediyorum. Arkadaşlar bir önceki videolarda bazı arkadaşlar çok yorumlar, yani Volt aküyle ilgili çok kötü yorumlar yapmışlardı. Ben öyle olacağını düşünmüyorum. Yani paramız ülkemizde kalsın diye şey yaptık, yerli akü aldık ama umarım bu konuda bir hata yaptığımızı hata yapmış olmayız. Performans konusunda da çok ciddi bir performans verdiklerini düşünmüyorum. Hani ithal akü kadar randımanlı değiller. Şu an zaten aşağıda gördüğünüz gösterge en alt akülerimin voltajı 100'er volta, 100'er şarjda olduklarını gösteriyoruz. 27 voltumuz 100'er şarj. Şu an evin enerjisine bağlı olarak 26.9 27 volta gidip geliyor. Güneş panelinden gelen enerjisiyle beraber. Evet arkadaşlar, şu yan taraftaki sistemi sizlere göstermek istedim. Yani şu an artık son halini sizlerle paylaşmak istedim. Artık daha yapacak bir şey yok. Sistem geliştirilebilir mi? Geliştirilebilir. Geliştirecek tek tarafı panel sayısını artırmak, akü sayısını artırmak. Altyapımız her ikisini artırmaya da uygun. Yani müsait. Hani bir sıra daha aküyle şu tarafta bir dolap, küçük bir dolap daha koyarak bir sıra daha akü konulabilir. Panel, ben zaten şu an kış modunda olduğum için paneller balkonda çalışabiliyor ama yazın kesinlikle ben bu panelleri sitenin çatısına kuracağım. Yani binanın çatısına kuracağım. Evet arkadaşlar, şimdilik sizlerle paylaşacağım bilgiler bu kadar. Bu sistemle ilgili gelişmeler ve yaptığım değişikliklerle ilgili başka videolar da çekeceğim. Özellikle hani ne kadar enerji ürettim, ne kadar harcıyorum tarzında verileri zaten cihazım kaydediyor. Bir ara resetledim ama son bir haftadır yaklaşık 7.7 Türk lirası civarında bir elektrik üretimi yapmışım. Hani bu benim zaten ciddi bir harcamam yok. Normal elektrik faturam 55-56 liraydı. Ama meraktan ve evimin enerjisini kesintisiz yaşamak istiyorum. Benim sistemimde jeneratör yok. Hani
elektrik kesildiğinde mağduriyet yaşamak istemiyorum özellikle. O yüzden ben hani evime artı bir enerji sistemi daha kurdum. Güneş enerjisinde bir sistemi kurdum. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayıp yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Özellikle şu aralar YouTube'un 1000 abone kotasına takılmış durumdayız. Eğer bize abone olup da desteğinizi sunarsanız çok memnun oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi günler.